Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hamurunda sadece su kullanılan harika bir pizza tarifi paylaşacağım. Böyle az malzemeli, herkesin evindeki malzemeyle 5 dakikada hazırlayabileceği çok güzel bir tarif. Sonuç gerçekten çok güzel oluyor. Özellikle öğrenciler mutlaka izlesinler bence. Yoğurt, süt kullanmadan böyle evinizdeki un ve suyla, zeytinyağıyla 5-10 dakikada hazırlayabilirsiniz. Üstelik hazırlaması ve sofraya koyması ancak 10 dakikanızı alır. Mutlaka deneyin diyorum. Süt veya yoğurt kullanmadan sadece suyla harika bir pizza yapacağız. Pizza için ihtiyacımız olan malzemeler, zaten çok az malzeme kullanıyoruz. Eklerken malzemeleri de size söylüyorum. Bir adet yumurtamız var arkadaşlar. Bir adet yumurtanın üzerine 3 yemek kaşığı ılık suyu ekliyorum. 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyeceğim. Şöyle 1 2 3 yemek kaşığı sıvı yağımız var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 1,5-2 su bardağı civarında un kullanıyoruz. Önce şöyle 1 bardak unu ekliyorum. Yarım paket kabartma tozumuz var. Yarım paket kabartma tozunu da ekliyorum. Önce bu hamurumuzu bir karıştırıyorum. Sonra kalan unu azar azar ilave edeceğim. Özellikle öğrenciler için harika bir tarif bence. Ben bu tarifi her zaman yoğurtla yapıyordum. Yani su yerine yoğurt kullanıyordum. Fakat bir pizza şefinin videosunu izlemiştim. Pizzada kesinlikle süt veya yoğurt kullanılmaz, poğaça yapmıyoruz demişti. Daha sonrasında suyla denemeyi düşündüm ve suyla denedim. Gerçekten gayet de güzel oldu böyle. Hatta daha kıtır kıtır oldu. Sonuç gayet güzel olunca sizlerle de paylaşmak istedim. Unumuz az geldi. Biraz daha un ekliyoruz. Şöyle yarım su bardağı civarında tekrar un ekliyorum ve karıştırıyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Şöyle bakın, ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Sadece dakikalar içerisinde pizzamızın hamuru hazır. Hemen şöyle toparlıyorum. Tereyağıyla yağladığım tavaya yerleştireceğim. Tavamı güzelce yağladım. Ve hazırlamış olduğum pizza hamurunu elimle açarak yaydırıyorum. Unu kontrollü ekleyin arkadaşlar. 1,5 civarında un iyi geliyor. Ama yumurtanızın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre bu miktar değişebilir. O yüzden onun hepsini birden eklemeyin. Hamuru güzelce tavaya yerleştirdim. Üzerine sosunu ve malzemelerini ekleyeceğim. Pizzanın sosu için yarım yemek kaşığı domates salçası kullanıyorum. 1 yemek kaşığı civarında da kekik koydum. Şöyle yine 1,5-2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Salçayı şöyle bir karıştırıyorum. Salçam tuzlu olduğu için sosa tuz eklemiyorum. Bu şekilde pizzamızın sosu da hazır. Hazırladığım sosumu şöyle koyuyorum arkadaşlar. Sosu hamurun üzerine yaydırıyorum. Sosun üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştiriyorum. Burada da pizza için hazırladığım sucuk, biber, kaşar peyniri ve domates var. Onları da şöyle sırasıyla yerleştiriyorum. Şöyle biberleri yerleştirdim. Biraz da domates serpiştiriyorum arkadaşlar. Domateslerin bir kısmını da üzerine serpiştireceğim. Şöyle birazcık da pul biber serpiştiriyorum. Sosuna pul biber koymamıştım. Dilerseniz pul biberi sosuna da koyabilirsiniz. Şöyle birkaç tane biber kalmıştı. Onları da böyle koyalım. Ve şimdi pizzamızı ocağa alacağım. Pizzamı ocağa aldım. Kapağını kapatıyorum. Ve kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika civarında pişireceğim. Tabi altını kontrol etmemiz gerekiyor. Altı güzelce kızardıktan sonra üstü de pişmiş oluyor. Ve sonrasında pizzamızı servis yapacağım. Tava pizzam pişti arkadaşlar. Hemen şöyle tabanını da kontrol ediyorum.
Şöyle bakın. Çok güzel bir şekilde kızarmış. Hemen şimdi servis tabağına alacağım ve servis yapacağım. Pizzamı hemen şöyle servis tabağına alıyorum. Hemen şöyle tabanını da sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kızardı. Çok pratik ve çok lezzetli. Sizler de mutlaka deneyin. Az malzemeli ve harika bir pizza tarifi. Videomu eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yepyeni ve çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.